Merhaba arkadaşlar. Bugün size ahşap boyama kursumuzda pastel rölyef kabartma konusunu anlatacağım. Öncelikle size kullanılan malzemelerden bahsetmek istiyorum. Stencil yapıştırıcısı, stencil şablonu ve altın rengi metalik rölyef pasta kullanıyoruz. Aynı zamanda obje olarak MDF ahşap obje seçimimizi yaptık. Ama biz diğer ahşap objeleri de kullanmaktan çekinmiyoruz. Şayet bulabilirseniz ceviz, meşe, kavak gibi ahşapları da kullanabilirsiniz. Bugün kullanacağımız objede yağlı boya eskitme tekniği uygulanmıştır. Bu tekniği daha önce uyguladık ve bir sonraki videomuzda size anlatacağız. Yağlı boya eskitme tekniği üzerine stencil şablonu ile rölyef pasta kabartmamızı yapıyoruz. Yapıştırıcıyı stencil şablonunun arka yüzüne püskürttükten sonra stencil şablonunu ahşaba yapıştırmaya başlıyoruz. Yapıştırma esnasında ince noktalara parmağımız vasıtasıyla küçük dokunuşlar yaparak yapışmasını sağlıyoruz. Pastel rölyef için renk seçimini arzu ettiğiniz renk üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Biz altın rengini kullandık ama siz gümüş ve diğer renkleri de kullanabilirsiniz. Pastel rölyef işlemini gerçekleştirirken sürme işleminin hemen arkasından spatula veya kart benzeri bir objenin yardımıyla sürdüğümüz pastanın üstünü temizliyoruz. Bu işlemin ardından çok beklemeden stencil şablonumuzu yavaş yavaş kaldırıyoruz. Görüldüğü üzere desenimiz bu şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. Kabartmamız kuruduktan sonra vernikleme işlemine geçiyoruz. Vernikleme işleminde genelde kabartmalarda sprey vernik kullanıyoruz. Ama su bazlı vernik de tercih edebilirsiniz. 3 veya 4 kat vernik atabilirsiniz. Her vernik arasında 1 saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Bugün size pastel rölyef kabartmayı anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.